Çanakkale Çağdaş Eğitim Kooperatifi hazırladıkları projeyle ikinci el eşyaların atıl bir durumdan eğitime katkı sağlaması amacıyla birinci Çaput Festivali düzenlendi. Profesör Doktor Türkan Saylan sosyal tesislerinde düzenlenen festivale Çanakkale Lions Kulübü de destek verdi. Laik ve bilimsel eğitime destek vermek amacıyla düzenlenen festivalde atıl durumdaki eşyalar, giysiler, takılar ve birçok eşya satışa sunuldu. Elde edilen gelirle eğitime katkı sağlanacak. Çanakkale Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Şimşek, festivalle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bir ilkimiz, daha önce Çanakkale Çağdaş Eğitim Kooperatifi olarak birçok etkinliğe imza attık. Bu kez farklı bir çalışma yapalım istedik. Hem tüketim çılgınlığına son vermek, hem ikinci el eşyayı geri dönüşüm olayından olayı olarak kazandırmak, çevremizi korumak. Bir taraftan da uygun fiyatla ihtiyacı olan insanlara ulaşmak. Bütün bunları yaparken de Çanakkale Çağdaş Eğitim Kooperatifimize, biliyorsunuz yıllardır uğraşıyoruz, öğrenci yurdu yapmaya çalışıyoruz, ona gelir elde etmeyi amaçlıyoruz. Bizim ilk etkinliğimiz festival olarak birinci Çaput Festivalimiz. Bunu daha sonra yaygınlaştırarak beldelerimizde ve merkezde geleneksel hale getirip devam edeceğiz. Aynı zamanda sosyal medyada da şu görmüş olduğunuz çiçek dükkanı adı altında satışa başlayacağız ürünlerimizi. İlgilerinizi bekliyoruz Çanakkale halkının. Birinci Çaput Festivali'ne destek veren 2021-2022 hizmet dönemi başkanı Meserret Muhtaroğlu da yaptığı açıklamada düşüncelerini şu sözleriyle dile getirdi. Biz daha çok tüketerek daha çok kirletiyoruz dünyayı. Bu nedenle kullanılabilir durumda ikinci el eşya kullanımını, bu kültürü oluşturmak ve geri dönüşüm alışkanlıklarını kazandırabilmek için Çanakkale Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin hazırlamış olduğu, organize etmiş olduğu bu birinci Çaput Festivali'ne destek vermek istedik. Festival 26 Haziran Pazar günü akşamına kadar sürecek.